Tekrardan merhaba dostlar. Bugün sizlere daha önce de tanıtımını yaptığım bir indikatörü göstereceğim. Farklı bir strateji göstereceğim. Ama orada sadece sinyaller üzerine gitmiştik. Burada da strateji ve indikatörü farklı bir şekilde değerlendirip farklı bir kendimize strateji oluşturacağız arkadaşlar. Biraz daha teknik analiz mantığıyla ilerleyeceğiz bu sefer. Daha güzel olacağını düşünüyorum. Dilerseniz o videoda kartlar, ekledim kartlar kısmından o aynı indikatörün stratejisine de ulaşabilirsiniz arkadaşlar. O da gerçekten güzel bir stratejiydi. Şimdi hemen göstergeler kısmından Neural Network yazacağız. Bakın. Neural Network. Bakın topluluk komut dosyalarından Neural Network stratejisini indikatörümüze ekliyoruz. Şeyimizi, grafiğimize ekliyoruz. Şimdi bakın. Aynı zamanda hem 1 dakika zaman dilimindeyim ve burada da mum grafiğine hiking aşı yapmış durumdayım. Bu ikisine özen gösterin. Bunu zaman diliminde arttırabilirsiniz. Şu an 1 dakika zaman diliminde göstereceğim ben sizlere. Siz bu şeyleri kendi backtestlerini zaten muhakkak yapın arkadaşlar ki kendinize kavramaya çalışın. Sadece size gelen bilgiler dahilinde işlem girmeyin. Her zaman bunu söylerim zaten. Kendinize en azından kavramaya çalışın. Ben sadece size mantığını, mentalitesini anlatmaya çalışacağım. En nihayetinde işlemlere girmek sizin iş şeyiniz, sizin analitik düşüncenize bağlı olan bir şey. Bunu kendiniz analiz etmeniz lazım. Yoksa sürekli zarar edersiniz arkadaşlar. Şimdi bakın. Neural Network'ün ayarlarını hemen size göstereyim. Stil kısmına gelelim. Önce stil kısmındaki belli başlı ayarlarımız var. Bakın sadece EMA ve HMA line kalacak. Bunların hepsini kapatacağız ve bu 4 tane, en alttan 4 tane olan şey açık kalacak. Kalan ortadaki şeyleri kapatabilirsiniz arkadaşlar. Burası bu şekilde olacak. Cirdeler kısmında ise ben EMA line'ı 80 yaptım. 1 dakika grafikte 200 olarak da kullanabilirsiniz. 200 olarak da çalışacaktır zaten dediğim şey. Çok basit bir mentalitesi var. Bu aşağı taraftaki şeyleri çok fazla değiştirmenize gerek yok arkadaşlar. Hiç değiştirmedim çünkü ben. Tamam deyip hemen stratejimize tekrar geçelim. Hemen elimize şeyimizi alalım. Bir dakika şuradan göstereyim bakın. Arkadaşlar bu bizim mavi çizgimiz bizim 80'lik EMA line'ımızı simgeler. Veya artık oraya 200 yaptıysanız 200'lük EMA Movic Average'i belirler arkadaşlar. Yani 80 günlük ortalamayı belirliyor aslında bu çizgi. Aynı zamanda bakın hani çizgi burada da bir şey olarak kullanılmış. Hatta şöyle göstereyim. O çizgi arkadaşlar burada bir destek noktası olarak kullanılmış. Yeri geldi direnç noktası olarak da kullanılabiliyor. Yani o 200'lük veya 80'lik ortalama şu an benim kullandığım güzel ortalamalardan bir tanesi. Bakın şimdi 80'lik ortalamayı kırdığı zaman ve altında bir mum bıraktığı zaman tam şurada hatta o mum kapattığı zaman arkadaşlar akabinde gelen düşüş zaten şöyle bir düşüş geliyor akabinde. Biz arkadaşlar bu 200'ün veya 80 EMA'nin altında kapattığı veya üstünde kapattığı sinyalleri baz alacağız. Hemen arkadaşlar mesela ilk mumu kapatmış. Biz de arkadaşlar hemen alış pozisyonumuza gireceğiz. Hemen satış pozisyonumuzu mesela ilk mumu kapattığı an tam hatta burası bak. Burada bir mum kapatmış. Grafiğin altında bir mum kapatmış. Ve hemen biz de işlemimize gireceğiz. Bakın ben %50'lik 0,50'lik bir stop loss koyarım 1 dakikada. Ödül miktarımı da ona göre yüzde karımı da %1,5 yaparım genelde. Ama bu şeye göre de değişiyor arkadaşlar. Yani baktık düşüş trendi sağlam bir düşüş trendi var. Ve zaten hiking aşı grafiklerini kullanıyoruz. Yani baktığımız zaman hiking aşı sürekli kırmızı. Şurada bir mavi yapmış. En azından 2 veya 3 tane mavi şey bakın. Şu şekilde olduğu gibi 2 veya 3 tane mavi şey gelmediği takdirde ben işleme devam ederim. Yani işlemi bozmam. Alıma devam ederim arkadaşlar. Yani siz de bu şekilde yapabilirsiniz. Baktım böyle hiking aşı şey geliyor. Birkaç tane mavi çizgi gelmiş. Yani yükseliş ismi gelen mumlar açılmış. O zaman arkadaşlar işlemi kapatabilirsiniz. Yani işlemi o şekilde kapatmanızı öneririm. Ama genel itibariyle ben 1 dakikada 1,5 yani hatta ödül oranı şu an 3,5 olmuş bu arada. Yani onu şu an kar oranı sadece söyledim. 1,5'luk bir kar oranıyla işleme giriyorum. Bunu da sizin de bu şekilde yapmanız daha doğru olur diye düşünüyorum. Şimdi bu şekilde işleme girdik. Bu birinci işlemimiz. Aynı işlem bak burada da gelmiş arkadaşlar. Hemen buradan da şeyimizi alacağız. Alış pozisyonumuzu alacağız ve ilk kapanan mum. Şurada bir kapanış gerçekleşmiş. Tam üstünde kapatmış. Hemen abi buradan da 0,50'lik
ve 1,5'luk koyduk. Tam en ucundan değdi ve burada da karımızı almış olduk arkadaşlar. Hemen baktığımızda şurada da aynı şekilde bir kapanış mevcut. Aynı işlemi tekrar burada da yapacağız arkadaşlar. Satış pozisyonuna geliyoruz. Tam burada mesela mum kapanmış. Hemen 0,50 0,50'ye 1,5 oranını bu şekilde koruyacağız arkadaşlar. 0,50 1,5. Bakın. Yani çok yükseklerde gözünüz olmasın. En fazla 3 veya 4 tane candle bekleyin. Hani şu şekilde birkaç tane gelebilir. Bunlar fake şeylerdi. Benim bahsettiğim şey birazcık daha büyük. Yani şu şekilde zaten 2 tane veya büyük bir şekilde mavi mum veya yeşil mum, artık sizin renginiz hangisi geliyorsa bunu işlemi kapatabilirsiniz anlamına geliyor. Yoksa hani ufak tefek böyle şeyler zaten muhakkak gelir. Bunlar fake kıvrımlardı. Bunlara kanmayabilirsiniz arkadaşlar. Çünkü genel trendi baz alırsak zaten düşüşe devam edecektir. Ve şimdi videonun sonunda zaten farklı bir indikatör de ekleteceğim buraya. Ki bu düşüş veya yükseliş trendlerini daha iyi nasıl kavrayabileceğimiz konusunda o da yardımcı olacaktır bizlere. Tekrar back testlerimizi yapmaya devam edelim. Bakın burada herhangi bir back test. Şurada bir kıvım gelmiş mi? Hemen bakıyoruz. Aynen, bunun başlangıcı neresi oluyor? Tam burası oluyor başlangıç noktası. Burada bir kıvım gelmiş. Aynı zamanda tekrar burada da bir kıvım gelmiş. Siz yani diyelim ki buradan işleme gireceksiniz. Buraya henüz gelmedi grafik. Buradan bir deneyelim bakalım nasıl bir sonuç gelecek. Alış pozisyonumuzu aldık. İlk kapanan mum burada. Hemen bastık ve 0,50'lik oranı stop loss'umuzu ayarladık. 0,50'lik stop loss'u koyduk ve karımızda 1,5 istiyoruz. Biz 1,5 gelene kadar satmayacağız diyoruz. Şu an burada hiç herhangi bir şey gelmemiş ve burada arkadaşlar tam mesela kaç dakikmiş? 0,4,5 zaten bu saatte işleme girmezsiniz muhtemelen ama zaten back test yapıyoruz. Mentalitesi zaten stratejiyi test etmek. O yüzden sıkıntı yok. Saat 5 diyelim. 5'te girdik. Yaklaşık 1 saat arkadaşlar. 1 saatlikte %1,5'luk kâr oranımız adım çıktık. Yani bu arada bu 1,5'a çok fazla takılmayın. Zaten 1 dakikalık işlemler giriyorsanız 1 dakikalık işlemlerde trade ediyorsanız muhtemelen futures'ta giriyorsunuzdur ve futures'ta kaldıraç kullanacaksınızdır. Kaldıraç oranınız 3, 5 artık ne yapıyorsanız yani onun kadar bir kâr ediyorsunuz. Mesela kaldıraçı 10 yaptınız. Sizin kârınız %1,5'tan 15'e çıktı. %15'lik bir kâr etmiş oldunuz 10 kaldıraç ile. Yani bu kaldıraç mentalitesinde bu şekilde kavrayabilirsiniz. Hani çok küçük karlardan, hani çok küçük oranlardan çok yüksek karlar elde edebiliyorsunuz ki tabii bunun çok yüksek zararları da var. Onları da hani dikkat ederek stoplarınızı gerçekten koyarak işlem girin arkadaşlar. Bakın bu stopları çok iyi bir şekilde ayarlamamız lazım. Yoksa zarar ederiz sürekli. Yani stop mantığı zaten bizi korumasın. O yüzden stoplarınızı muhakkak ihmal etmeyin. Bakın tekrar burada da bir bizim pozisyonumuz var. Hemen satış pozisyonuna geliyoruz. İlk kapanan mum burası arkadaşlar. Bastık hemen en ucuna bastık. Hemen 0,50 ve aynı zamanda aşağı tarafta 1,5'luk oranı koyacağız. Tam 1,5 oldu. Şu ilerlettiğimiz zaman bakın burada da kârımızı aldık. Burada da zaten de istediğimiz bölgeye gelmiş oldu arkadaşlar. Herhangi bir şey olmadı. Gerçekten güzel bir şekilde burada da. Şu hatta şöyle yapalım ki az önce şeyi atmış. Bakın burada da hemen çok kısa bir zaman diliminde. Kaç dakikalık? 15-20 dakikalık zaman diliminde yine karımızı cukkaladık. Kaçtık gittik arkadaşlar. Vukaçı yaptık. Şimdi arkadaşlar bakın şu birazcık da bu taraflara bakalım. Yine burada da bir sinyal var. Aa, bak burası birazcık sizi şaşırtabilir. Bak burada güzel bir fake atmış. Bakalım stop olacak mıyız burada? Hemen alış pozisyonunuza gelelim. Ucu ucuna kurtalıyor mu? Yok. Burada stop olmuşuz. Geçmiş olsun. Yani arada stop olmak tabii ki hani kaçınılmaz. Ama baktınız stop olduk. Ah kaybettim. Püf, üzüldüm gibi yaklaşmayın. Yine akabinde yükselişe geçmiş zaten. Yani yükselişten sonra yine istediğim sinyal burada da gelmiş. Yani burada olmamış. İkinci de kırmış şeyi. Direnci birinci de kırmamış. İkinci de kırmış. Yani hemen yine bir işlem girip o zararınızı yüklü bir miktarda burada kapatabilirsiniz. Hemen bakalım burada zaten %100 bir şekilde kar ettik. Bu şeye göre. Bakın abi hemen 1,5 ayarladık ve güzel bir şekilde karımızı ettik. Bu noktada bu tarz yükselen grafiklerde arkadaşlar eğer ki hani karınızı aldınız
Baktınız yükselmeye devam ediyor bu namussuz. Hemen abi stopunuzu kar bölgenize koyun. Yani kar alma dediğimiz şeyler var. Birçok borsada var bu. Otomatik emir veriyorsunuz. Yani buraya kadar düştüğü zaman karını garantiliyorsunuz. Stopunuzu buraya koyacaksınız. Bu sefer karınıza stop koyuyorsunuz aslında. Yani bunun mentalitesi bu. Siz buraya kadar stop koydunuz ve bu gitgide yükselmeye devam ediyor. Yükselmeye devam ediyor, devam ediyor. Ondan sonra baktınız burada düşmeye başladı. Tamam abi eyvallah ben burada satıyorum dediniz. Yani burada satacağınızda burada satmış oldunuz. Ve yine aşağı yukarı %1,5'luk bir ekstra kar elde etmiş oldunuz. Bu şekilde de işleme girebilirsiniz. Trendi kaçırmamak için bu yükselen ve düşen trendleri kaçırmamak adına stoplu bir şekilde karınızı arttırıp karınızı garantileyip işlemlere girebilirsiniz arkadaşlar. Şimdi stratejinin mantığı bu şekilde, zaten birçok farklı backtest'i var, yani çok güzel şekilde çalışıyor. Herhangi bir al ve sat senin olmadığı için bir şeyimiz de yok bizim bu konuda. Repeat dediğimiz muhabbetler de çok fazla olmayacak. Onları bile kapattık ki bu şekilde daha teknik analizlere göre işlemler girelim arkadaşlar. Yani hem bu sizin teknik analiz bilginizi geliştirir hem de güzel bir şekilde kar edersiniz. Bunları kendi backtestini zaten herhangi bir coin'de yapabilirsiniz. Birçok fazla şey var zaten, bunun backtest'i var. Bakın mesela burada da bir sinyal gelmiş ve muhtemelen aynı işlemi burada da girersek, eğer mumu kapatırsa yukarıda güzel bir şekilde kar edip bize şey yapabilir, kazancımızı alabilir, alıp çıkabiliriz buradan. Şimdi arkadaşlar ben size birazdan şey göstereceğim. Bu strateji nasıl daha iyi kullanabiliriz, bunu değineceğim. Şimdi İlla ki hani nerede satacağım, nerede alacağım tarzda çekinceleriniz olabilir. Bunun için ben Kıvanç abimizin Süper Trend'ini kullanıyorum. Süper Trend yazınca Kıvanç Özbilgiç abimizin yapmış olduğu Süper Trend var. Bu da arkadaşlar pozisyonlarınızı nerede sonlandıracağınızı size gösterebiliyor aslında. Bunda şöyle bir mantık var. Mesela Buy Signal bunun burada gelmiyor, bu tarafta gelmiyor. Bunun Buy Signal tam bu noktada geliyor. Bu Candle'da geliyor. Yani Buy Signal gelmiş ve akabinde sat sinyali nerede gelmiş? Hemen sat sinyali bu tarafına gelmiş. Yani burada uzun vadede aldığınız kar aslında çok 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 üst düzey bir kar değil. Bakın sat sinyali, buy sinyali burada gelmiş. Sat da aşağı yukarı tam burada vermiş satış sinyalini. Yani yine 1,5'luk kar ediyorsunuz. Baktığınız zaman yine 1,5'luk kar üzerinden size sinyal vermiş bu indikatörde. Ama tabi dipte alıp tepede satmak için kullanabilirsiniz belki. Süper Trend de güzel bir indikatördür arkadaşlar. O da 1.40'da da güzel bir şekilde çalışıyor. Süper Trend'i de kullanabilirsiniz. Başka baktığımız zaman ne kullanabilirsiniz diye. Yakın zamanda tanıtımını yaptığım Woman Chu var arkadaşlar. Bu da zaten mükemmel bir indikatör. Yani bu tek başına zaten yetiyor arkadaşlar. Woman Chu indikatörü, eğer bunu da bilmiyorsanız, yani yeni göreceksiniz bu indikatör yeni ki benimle birlikte gördüyseniz, kelimeleri bir araya getiremedim kusura bakmayın. Yani muhakkak bunun kanalında videosu var ve bunu izleyin arkadaşlar. Yani bu indikatörü alın, kullanın, yine sırf bu indikatörü hiçbir şey bilmeden bile kar elde edebiliyorsunuz yeri geldiği zaman. Bu da güzel bir indikatör. Bunu da kullanabilirsiniz arkadaşlar. Bunların anlatım videoları benim kanalımda mevcut. Kartlar kısmına ekleyeceğim muhakkak. Bakın onlara arkadaşlar. En azından onlar hakkında da bilgi sahibi olursunuz. Birlikte hepsini harmanlayıp kullanabilirsiniz. Yani şu an en güzel, en garanti yöntemlerden bir tanesi. Şu an benim size açtığım Candle, yani bu EMA mantığıyla çalışan şeyler. Güzel sinyaller veriyor. Herhangi bir şey yok. Yani biz mum kapanışlarına göre işlem giriyoruz. Eğer trendleri kırmışsa o zaman trend ve direnç bazında çalışıyoruz aslında. Genel teknik analiz, sadece daha bir kolaylaştırılmış bir şekilde teknik analiz yapıyoruz. Gerçekten güzel bir şekilde ilerliyor arkadaşlar. Evet, bir videomuzun daha sonuna geldik arkadaşlar. Bu arada şuna da bakın. Yani bu da yükselecek. Bak hangi tarih? 11. 11 saat 11'de 8 Şubat'ta, hatta aynen saat 11'de 8 Şubat'ta. Bu da bakın zaten hafiften şeylere veriyor. Bu da muhtemelen yükselir, bak Shiba'da. Yani Shiba'da tanıtıyorum. Bilmiyorum, Shiba'da çok güzel bir coin değil ama öyleyse sadece rastgele seçtiğim tanıtım için, bu indeks strateji göstermek için. Çünkü birçoğunuz Shiba'yı biliyorsunuzdur. Shiba'nın da böyle hareketli olup o hareketli oluşu trade'lere çok müsait açıkçası bence. Shiba üzerinden de trade girebilirsiniz belki. Size kalmış da bir yatırım tavsiyesi değildir. Deyip arkadaşlar videoyu izninizle kapatıyorum. Hepinize bol bereketli günler dilerim. Hoşçakalın.